küçük gösterme ve dünyada bütün pahalılık dünyada var. Enflasyon dünyada artıyor diye söylüyorlar. Yani İngiltere'de vesaire onlara baktığımız zaman %4'ün altında zamlar, enflasyon var orada. En fazlası Almanya'da %5 mi ne galiba öyle bir. %4 civarında evet. %4. Almanya'da biraz öyle. Almanya'da biraz daha %5'in altında hepsi. Fakat onları bize gerekli. Bütün dünyada enflasyon var, pahalılık var deniyor. Bir bakıyoruz bizde %100, Almanya'da hiçbir malda %100 bir pahalılık göremezsin. Yani %4 enflasyon bu pandemi koşullarında normal karşılanır. Bizde de keşke %10'un altında olsa. Biz de normal karşılayacaktık. Yani ekonomik sıkıntılar, ticaret haddinin, ticaret hacimlerin düşmesi vesaire falan. Derdik ki ya gerçekten de bu durumu %10'un altında bir pahalılık ve enflasyonla geçirdik. Çok şükür derdik. Öyle bir şey yok. %50 kardeşim. %50 enflasyonla yaşıyoruz. %50 pahalılıkla yaşıyoruz. Buradaki TÜİK şuradaki İstanbul Belediyesi'nin açıkladığı rakamların neresinde duruyor? %1'i, %2'sinde, %3'ünde saklı duruyor orada. Şimdi böyle bir durumda her şeyi mazur gösteren bir iktidar var ortada. Yalan buradan başlıyor. Yalan TÜİK'ten itibaren onların rakamlarının hükümeti politikalarına alet edilmesiyle başlıyor. Dolayısıyla da rakamlarda yalan söylemeye başladığın zaman ne yapacaksın? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingini de orada 100 bin kişilik mitingide ne kadar olduğunu ben bilmiyorum. Aslında eline 100 bine boyuna yakın. Benim gördüğümde 100 bin bilmiyorum. Ben evet, de çok anlamam 80, ama 100 bin 80 ila 100 bin arasında bana göre de. Alın metrekaresini çok en boy çarpı kişi işte bir yarım metrekare veya tabii bir metrekarelik kişi hesabıyla çok rahat bir şekilde çıkar burada. Bunun hesapları böyle yapılıyor zaten. Sen Türkiye rakamlarını çarpıtırsan eğer dolayısıyla geleceksin Mersin'deki mitingin rakamlarını da çarpacaksın. Aynı Türk'teki hikaye gibi burada. Onu net bir şekilde görüyoruz. 100 bin, 80 bin kişiyi 20 bin kişi olarak görüyorsan pahalılık rakamlarını da eğer 100 ise 20 olarak göreceksin. Yaşadığımız bu. Valla rakamları görmüyorlar. İşte efendim doların halini bu aslında görmüyorlar değil. Gayet iyi biliyorlar tabii. Enflasyonun durumunu, işte işsizliği, yoksulluğu her şeyi farkındalar bal gibi. Ama neye bağlıyorlar? Başlangıçta vermiştim. Hadi bir daha verelim Dersucuğum. Erdoğan Siirt'teki konuşmasında söyledi. Meğer kem gözlermiş suçlular. Yaklaşık 1000 yıldır aynı kaderi paylaştığımız vatanımıza dikilen kem gözler bugün de mevcuttur. Credit Suisse. Şimdi efendim Credit Suisse diyordum tam da. Credit Suisse analistleri geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun gerçekleştirdiği toplantıdaki notları paylaştılar. Önce yerli sonra yabancı yatırımcılarla toplantı yapmıştı Kavcıoğlu. Oradan notları Bloomberg HT'nin haberiyle öğrenmiştik. Biraz daha ayrıntısı geldi. O toplantıda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman ya 16 Aralık'ta belli olur faiz indirimi olup olmayacağı derken Şahap Kavcıoğlu araya girmiş. Demiş ki 16 Aralık'taki toplantıda faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı demiş. Bu arada şöyle şeyler söylenmiş. İndirim için sınırlı alanımız kaldı. Yani daha da fazla biz bunu indiremeyeceğiz demişler. TL'ye geçişi teşvik etmeye çalışıyoruz demişler. Ama çok zor. Geçen gün Emin Çapa anlattı. Daha doğrusu bir tweet mesajıyla paylaştı. Bir bankaya gitmişti. Bir emekli gelmiş. Bütün emekli maaşına yok. Dolara çevirmiş. İşte gördün mü? Doğru. Fakat çoğu yapalım insan diyorsun. Böyle yapıyor. Şimdi yapalım diyorsun da. En büyük mesele burada gerçekten de dolarizasyon. Millet dolarını, parasını dolarda saklamaya başlıyor. Güvenmiyor çünkü. Bu önemli. Evet. Dolayısıyla bunu geri çevirmeleri mümkün değil. Yani ipin ucunu bıraktıkları zaman
bütün herkes yani %50'nin üzerinde biliyorsun mevduat, bankalardaki mevduat oranı. Biz sadece bankalardaki mevduat oranını %55 mi ne öyle bir rakam içinde bildiğim kadarıyla. %50'nin üzerinde. Fakat bu ceplerdeki ve yastık altındaki paraları kapsamıyor Ayşenur. Yani acaba mevduat kadar da bir para yastık altında veyahut da kasalarda vesaire falan dolar olarak tutulmuyor mu? Aziz'im bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Tabii bu herhangi bir araştırmaya da dayanmıyor. Ama Emin Çapa'nın tweetinde gene o banka biri gelmiş demiş ki kasa kiralamak istiyorum. Kalmadı demişler. Boş kasa yok. Geçen gün bir yatırımcı arkadaşım aradı. O da bulunduğu ilden aynı şeyi söyledi. Boş kasa kalmadı diye. Bütün bunlar, tabii bütün bunların dediğim gibi hani bu böyledir denebilecek veriler olmadığını farkındayım ben de. Ama böyle bir not olduğunu paylaşmak istiyorum. Ama bakın Merkez Bankası'nın Merkez Bankası Başkanı ağzından faiz indirimi olmayabilir sinyaline, işaretine rağmen işte gördük dolarda durumu. 13.73 hani satış 13.75 bu arada alışı 13.73 ki satış 13.75 gidiyor geliyor ama inemiyor. Yani inemiyor, zorlanıyor. Şimdi daha nasıl müdahale edecek? Şimdi burada çekler. Aslında inebilmesi lazım değil mi? Bu kadar Merkez Bankası Başkanı diyor ki ya şuradaki dolar artışında şöyle bir şey varsayabiliriz. Aslında 16 Aralık'ta yapılacak Merkez Bankası toplantısında faizi düşürecekler. Dolayısıyla insanlar bunu daha önceden piyasanın tabiri vardır ya satın alıyorlar. Bunu. Hı hı. Yani bu bakımdan da doları, habire doları hücum sürüyor oradan. Şimdi böyle bir durumda Merkez Bankası Başkanı'nın bu açıklaması bile piyasaları demek ki yatıştıramıyor ki dolar da art %34 0.34 artış var bugün bile. Yani bu habere rağmen aradan 2 saat geçti neredeyse. Bu haberin duyulmasından sonra 0.34 artış sürüyor orada. 0.33 34 artış sürüyor. Yani 14'ü geçmedi galiba ona razılar. Hani bu kadarından ona razılar tabii. Ona... Ama bu çok acı. Peki bir sonra bir soru sorayım. Bildiğim yerden, çalıştığım yerden soracağım. Kulağına söylemeyeceğim. Peki. Açık söyleyeceğim bu sefer. Acaba Erdoğan ne demek faizi arttırmayacağız deyip Kavcıoğlu'nu görevden almaya yeltenir mi? Kalkışır mı? Hı? Peki Merkez Bankası'nın bu açıklamasını yaparken Erdoğan'dan izin almış mıdır, almamış mıdır? Sence, ben sana bir kontür soru sorayım Aziz'im. Sence Şahap Kavcıoğlu bu yatırımcılara bunu söylemeden, şimdi Credit Suisse analisti yazmış ya, yabancı yatırımcılara söyleyeceksiniz ve bu duyulmayacak. Mümkün mü değil? Bunu söylemeden önce Erdoğan'dan izin almamış mıdır? Almıştır. Tamam. Tabii. Başka sorum yok. Şimdi bakın Cem Küçük bile... Yani ne kadar reisçi olduğunu bilirsiniz. Türkiye Gazetesi yazarı. Bugün öyle bir yazı yazdı ki herhalde zannediyorum yandaş medyanın pek çok kalemine de kaleminin hislerine de tercüman oldu. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni bir dönemi işaret etti. Enflasyon inecek diye iddialı açıklamalarda bulundu. İddialı bulmuş açıklamaları. Zaten diyor yapamazsa 2023 seçimlerin ne kadar zor geçeceğini tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. O da görmüş bu olayı. O bile görmüş. Keşke Sayın Erdoğan bu paketi 2019 seçimlerinden sonra açıklasaydı. Burada başka bir durum daha var. AK Parti'nin ekonomi kurmayları bu yeni durumu halka çok iyi anlatmalı. Ekranlara çıkmalı. Yapacakları şey çok basit. Önce ekonomide sıkıntı olduğunu kabul etmeli. Yüksek fiyatlar var ama ne zaman düşeceğini de söyleyin. Güven verin. Televizyona çıkıp her konuyu konuşup ekonomiden bahsetmeyince olmaz. Şimdi o kadar çok danışmanı yapıyor. Var ki
Erdoğan'ın hakikaten çıksınlar. Şimdi şöyle bir lafla peynir yemisini yürütme politikası denir buna. Yani Cem Küçük'ün söylediği lafla peynir. Kalkın ekonomide ne yapacağınızı anlatın. Bu sıkıntıları anlatın. Yani şunu söylüyor. Ya kardeşim kalkın çıkın ekranlara bol bol yalan söyleyin. İnsanları kandırın. Bunun tam Türkçesi bu bence oradan. Yani 2019'da niye yapmadınız? Evet, bu olabilir. Çünkü çok gecikmiş bir şey. Seçime henüz daha 4 yıl varken bunları yapmak zorundasınız. Ama şimdi kalkacak ekranlarda AKP'liler ekranlara gelecek. Diyecek ki, evet sıkıntımız var ama biz 6 ay içinde bunu düzelteceğiz. Mi diyecek? Kim inanacak bunu? Lafla peynir yemişliğini yürütmeyi öneriyor Cem Küçük. Onun için bunun hiçbir etkisi olmayacağını görmüyor. Görmesi lazım. Ben bu 2019 meselesine dair şunu söylemek isterim acizane. Eğer 2019'da bu yeni ekonomik plan, bu her ne demekse uygulamaya başlasaydı, bunun işe yaramadığı 2021 gibi en geç bu yıl ortaya çıkacaktı. Tabii, daha şimdi da kötü başka atacak diyorsun. Kurşun da kalmayınca yani nasıl gidilecek seçime? Şimdi yapmalarının bence nedeni şu, yani gecikmiş bir plan değil bu. Özel olarak şimdiye bırakılmış plan. Neden? Diyecekler ki bunun sonuçlarını siz zaten diyorlar ki bunun sonuçlarını siz 2023'te alacaksınız. Bize oy verin diyecekler gene. Efendim bir mola veriyoruz dönüşte. Medya bütün bunları tabii anlatmıyor. Dediği gibi lafla peynir gemisi yürütüyorlar da. Konuğumun gazetesi Cumhuriyet'te neler oluyor? Sormayacaktım ama kaç gündür